Evet arkadaşlar, Suzuki Hayabusa. Bunu bugün dağıtacağız. Her yerini sökeceğiz. Bu parçalar kaplamaya gidecek. Buradakiler fiber olacak. İnşallah yapacağız. Sonra ledleri var. Benim yaptığım. Arkada yakıyor. Tekerlek altında. Ve önde. Ariyetten. Ondan hariç. Ledler var. Onlar ise burada sökülüp buralarda bilen bilir. Bunlar yok. Ben yaptım. Orada ledler var. Hava filtresinin emdiği hava emiş kutusunun içinde var. Farlar kapalıyken güzel duruyor. Şöyle. Ondan sonra başka ne yaptık makinemize? Far var. Otomatik. Manuel aldık. Onu da niye öyle yaptık? Kontak açıkken far yanıyor. Akünün düşmanı. Gündüz, gece gündüz yanıyor. Ben yanmamasını istediğim için düğmeler koydum. Ariyetten buraya akü ölçer, voltametre ölçüyor. Şu an 12 gösteriyor, dolu. Şarjını oradan takip ediyorum. Anlatacağımız 2003 model. 58.602 kilometresi. Başka neler var? Buraları sökülecek. Gidecek. Komple dağıtacağız. Vapram yok. İyi marka bir kameram var. Onun da arka ekranı yok. Nasıl açıdan alırım diye şey yaptım. Telefondan çekiyorum. İnşallah bir gün GoPro'muz olursa onunla da çekeceğiz. Motor böyle. Ufak tefek şeyleri var. Yapacağız. Söktüm arkadaşlar. Bitti. Sökme işi. Dediğim gibi hava filtresinin işte havayı emdiği boru led içinde. Kendim yaptım. Temizlenecek. Ses geliyordu ön takımdan. Onlar giderilecek. Ondan sonra tesisatıyla oynamışlar. Bu orijinal bir tesisata benzemiyor. Düzeltebildiğim kadar geçen söktüğümde düzelttim. İşte soket moket yapacağım. Ondan sonra yapılacak işte parçaları söktüm. Burada farımız, burada ön karambaş, ön camı. Telefondan çekiyorum, görüntü büyük ihtimal kötü olacak. Dediğim gibi kameramız, güzel bir kameramız olunca çekmeye devam edeceğiz. Bu parçalar gidecek, hepsini çıkardım. İşte saatin olduğu yerdeki delik, lambanın, farların, düğmelerin olduğu yer dedik. Onlar böyle kendim yaptığım için soketli yaptım. Değişik türde yanabiliyor. Far açtığında benim burası mavi yanıyor. Kiminde işte bunu da ayarlayabiliyorsun. Bastığında devredeyken ışık yanıyor. Kapatınca sönüyor. Ben direkt bağlamıştım.
Bunlar tesisatı. Burada kendim çektim. Yan kapakları da vardı, ledler. Onları göstermeyi unuttum. Arada görünüyor herhalde, görünüyor. Öbürsünde de aynı şekil var. Başka ne yapacağız? Onlar yapılacak. Şimdi gösterge. Işıkları falan. Kapalı böyle. Suzuki Hayabusa. Çıplak hali böyle. Değişik bir makine. Ağır, kullanması zor. Ön kaldırmaya falan gelmiyor. Yani tecrübe istiyor, o da bizde yok. Bu fanı ben taktım. Arkadaşlar yok. Normalde bu far bin ararın ikili onlarda radyatör. Suzuki Hayabusa'ların 2008-2009 sonrası mı, yalan söylemeyeyim tam bilmiyorum ama üst kasalarında radyatörler çift, yani fanları. Bu tek 2003 model. Orijinalinden aldım. Buraya büyük geldi, sığmadı. Çok uğraştım. Gittim bir parçacıdan binaranın parvanesini aldım. Buraya ayaklar yaptık. İşte değmesin diye. Burayı delemediğimiz için oynuyor, esnek. Buraya bir çift taraflı bant koydum zarar vermesin diye. Herhangi bir ses çıkmıyor. Ve orijinalinkinden, yani orijinal parvanesinden daha kuvvetli dönüyor binaranınkisi. Efsane, arkası kısa, motor kısmı uzun değil. Buraya tam sığdı. Gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz? Güzel oldu. Saniyesinde soğutuyor. Hava sıcak, malum yazın İstanbul'un hava şartları bayağı bir sıcak. Trafik en kötüsü. Ne olacak, trafikten dolayı makineler hararetli çalışıyor. Ben de ikinci parmağını koyarak o çözümü bayağı bir azalttım. Açmasıyla kapanması bir oluyor. Daha rahat makine çalışıyor, soğuyor. Trafikte zaten uzun yolda tek parvaneli de olsa hayatta fan açtım. Görmedim ben bu makinenin. Uzun yolda ne kadar yaptım? Ankara'dan İstanbul. Bir de memleketime gittim. Çankırı. Bayramören tarafı. Bilemiyorum, Kurşun'un tarafı. Memlekete gittim. Bu makineyle fan bana açmıyor öyle kolay kolay. Ama trafiğe gelmiyor açıkçası. Zaten büyük CC bir makine. Gelmiyor böyle. Biraz pis arkadaşlar. Sökmüşken temizleyeceğiz. Bakımlarını. Yapabildiğimiz her şeyi yapacağız. Egzoz. İki çıkış olması lazım. Benim aldığım adam teke çevirmiş. Aradan kesmiş. Öbür taraftan görünüyor. Kesik olan bu olması lazım. Yok, bu değil. Bu orijinal şey, buraya kadar yapmışlar. Bir evde bir tesisatı daha var. Boğaz'dan. Headers'lı. Satılık. Üzerinde egzoz var. Çifte çevirip bu egzozu da satmayı düşünüyorum. İnşallah bakacağız. Muayeneden bir geçirelim. Muayene zamanı geldi. Hadi bu egzozla da geçmeyecek. Sanmıyorum. Zaten bu egzozdan dolayı bir 2,5 milyar ceza yedim. Affetmiyor polis abilerimiz, amirlerimiz. Bundan bir ceza yedik. Egzoz taktık, makineyi boğdu. Sonuçta 4 silindire bir oraya tüp koyduk. Olmadı, geri taktım. Bir daha ceza yemeden satmayı düşünüyorum. Orijinal. Görünüyor mu bilmiyorum.
Nissan Suzuki Hayabusa'nın yazısı var. Tam yazı. Başka makinemizde bir şey yok, değişiklik. Alalı bir yıl oldu. Bir yıldır ben de 8000 kilometre yaptım. Bindim. Ağır bakıma girdi. En büyük ağır bakımına girdi. Valla motor mu bakıma girdi açıkçası, bana mı girdi ben onu da çözemedim ama anlayamadım, daha hala sindiremiyorum. Bayağı bir pahalı parçaları. Makinemiz bu arkadaşlar. YouTube'da paylaşacağım. Takip edin. Beğenin. Yorum atın. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Mustafa Usta'm var. Dükkanında elektrik işlerine ben bakıyorum. Makinelerin, işte motorların, mobilet bile olsa hepsine bakıyoruz. Böyle led, ıvır zıvır. Kesme biçme işleri bende. Mustafa Usta bir lakap taktı zaten, kasap. 100 milyarlık da makinem olsa, 500 milyarlık da makinem olsa keserim, hiç affetmem. Tabii müşterinin ikisini öyle yapmıyoruz. İstersen düğme müğme deliği açıyoruz. Ben benimkisini kestim, biçtim. Öyle fazla da bir yeriyle oynamadım ama daha kısa zaman oldu zaten alalı. Bakalım, oynayacağız. Öneriniz varsa onları yaparız. Ne bileyim. Başka göstergeler. Ben böyle göstergeli, vurulu zıvurlu, böyle çakçaklı şeyleri seviyorum. Işıklı ışıklı. Arkadaşlar çingene işi diyor ama olsun, ben seviyorum. Hani ne kadar güzel olur, ne kadar beğenirsiniz bilmiyorum ama ben öyle seviyorum. Düğmeli, ledli, fark. Bir çapır motora kadar koyamasak da yani bunun üzerine de bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Makinede böyle arkadaşlar, hani başka bir şey yok. Konuşmak için tutuyorum öyle motoru, sağ solunu gösteriyorum. Koltukları orijinal herhalde. Buranın kapağı var. Ve aldığım abi verdi. Varmış. Doğrusu makine böyle geldi. Far var. Far arkası şey olmuş. Arkadaşlar kapaksız binilmiş. Ben de öyle binmişim. Ve içi toz içinde. Balçık gibi. Bunlar temizlenecek. Büyük ihtimal kendim yapacağım. Zaten koronadan dolayı yok. Sokağa çıkma yasağı. Bunlardan dolayı evdeyiz. Böyle uğraşıyorum. Vakit geçiriyorum. Başka anlatabileceğim. Burada bir arkadaşımın motoru var ama onu çekmiyorum çünkü haberi yok. Bir şey der belki. İzin verirse bir gün daha çekeriz MT-07. O motor. Burada bir abimin arka tarafında skuturu var. Çekeriz, zaten hepimiz arkadaşız. Bir arada binmeye çalışıyoruz. Başka arkadaşlarımız da var. Paylaşacağız. Mustafa Usta'dan bahsediyordum. Mustafa Usta'nın dükkanında elektrik işlerine bakıyorum. LED takma, ne bileyim. İşte gördüğünüz gibi bendeki olan her şeyleri yapıyoruz. Daha farklı şeyler de işte rengarenk. Ondan ona geçiyor. Modlu. Değişik. Öyle şeyler de takıyoruz. Ayrıca elektrik arızası olan motosikletleri de tamirini yapıyoruz. Böyle LED. Tabirimizde ıvır zıvır işler. Bunları yapıyoruz. Gösterge takıyoruz. İsteyen olursa yorumlardan ulaşsın. Hallederiz. Ustamın dükkanında ben bunu kendi midamda yapıyorum. Müşterinin motorunu tabii bir serviste yapıyoruz. Olmaz böyle kapı önünde filan.
Öyle arkadaşlar. Takip edin. Beğenin. Varsa bir hata söyleyin. Olabilir. Sen niye söküyorsun? Sen niye yapıyorsun? Her şey olabilir. Söyleyin. Buradan yazın. Eleştiriye açığız. Arkadaşlar. Bu arada hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı akşamlar.